O akşam arkadaşım Alan ve ben belgesel izlemeye karar verdik. Kuzenimin ölen büyük babasından kalma koca bir eski belgesel kutusu vardı. Kutuyu didiklemeye başladık. Fakat ilgi çekici bir belgesel bulamamıştık. En son kutu boşaldığında elim karton kutunun sağ tarafındaki bir yüksekliğe değdi. Kutunun sağ tarafında iki karton arasına bir şey sıkışmış gibiydi. Kutuyu yırttım ve yüksekliğe baktım. Bir CD kutusuydu. Üzerinde Ölülerin Yaşamı, sıradan bir belgesel yazıyordu. Arkadaşım şaşırmıştı. Çünkü söylediğine göre bu büyük arşivi adı gibi biliyordu ve daha önce böyle bir belgeseli hiç görmemişti. İkimiz de ilk defa bu garip belgeseli izleyecektik. Kutuyu açtım. İçinden ön yüzü siyah bir CD çıktı. Televizyonun karşısına geçtik. Alan CD player'ı açmıştı ve benden CD'yi takmamı istiyordu. Bense bu konuda kararsızdım. Çünkü korkmaktan korkuyordum. Korkmaktan korkmak çok garip bir histi. Anlatması dahi çok zor. O sırada Alan CD'yi elimden kaptı ve cihaza yerleştirdi. Bu aptal şeyden korkmuyorsun öyle değil mi? Cesur biriydi. Fakat fazla cesaretin iyi olmadığını iyi bilirim. Belgesel başladı. Süresine baktığımızda şaşırmıştık. 3 dakikalık kısacık bir belgeseldi. Belki de geri kalan kısmı bozulmuştu. Bunu öğrenmek için beklememiz gerekecekti. Alan kumandadan oynatma tuşuna bastı ve belgesel başladı. Tahmin ettiğim gibi ürkütücü bir belgeseldi. Alan ise öylece gözlerini dikmiş ekrana bakıyordu. Ekranda fotoğraflar halinde mezarlar, cesetler geçiyordu. Kalbim yerinden çıkacaktı. Alan'ın cesurluğu bile yetmedi. 30. saniyede Alan tam kapatmak için kumandayı eline aldı ki bir ses konuşmaya başladı. Ölüler sandığınız gibi ölü değildirler. Onlar ölünce yaşamın başka boyutlarında varlıklarını sürdürürler. Bir ölü eğer isterse sizinle konuşabilir. Gerçekten çok saçmaydı. Alan bu saçmalığa dayanamamış olacak ki kapattı. İğrenç bir belgeseldi. Ben lavaboya gidiyorum. Alan lavaboya gittiğinde odada tek başıma kalmıştım. Gözüm saate kaydı. Saat 8:20 geçiyordu. Dakikalar geçmesine rağmen Alan lavabodan dönmedi. Meraklanıp arkasından gittim. Lavaboya girdiğimde ise Alan yerde öylece yatıyordu. Ne bir yara ne de bir kan vardı. Şok olmuştum. Korkarak Alan'a dokundum. Bir buz deposu kadar soğuktu. Nabzına baktım. Atmıyordu. Çok korkmuştum. Ambulansı aradım ve yardım istedim. Alan'ı ambulansa ve beni de yanına bindirdiler. Kısa bir zaman sonra hastanede üstünde beyaz bir örtü olan Alan'ın başında ağlıyordum. Bu sırada cesedi izleyen uzman yanıma geldi ve konuşmaya başladı. Bu cesedi ne zaman buldunuz? Bu kişi öleli en az 3 gün olmuş. İşte o zaman beynimde o iğrenç ses yankılandı. Bir ölü eğer isterse sizinle konuşabilir.